Tabii bunun bir cezalandırma harekatı olduğunu söylemiştik. Ama temelde bir şey çok açık bir şekilde gözüküyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngilizlerle bir koalisyon oluşturarak rejimi hedeflerken bunun arkasında temelde ise Rusya'nın nüfus alanını ve İran'la birlikte sahada hareket eden Şii milisleri aslında hedef alıyor. Temelde Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmaya çalıştığı şey rejimi devirmek değil. Bunu bir kez daha gördük. Evet. Elinde böyle büyük bir fırsat geçmiş olmasına rağmen kapsamlı bir harekat düzenlemeyerek bunu gösterdi. Ama bu bir şey daha gösteriyordu. Obama döneminde Rusya'ya özellikle Suriye'de geniş bir alan açılmıştı. Şimdi bunun artık Amerika tarafından adım adım gerileteceği anlaşılıyor. Ama bunun ötesinde ise İran ve onun vekil unsurlarının Suriye'deki etkinliği, bu İsrail açısından da, bölgedeki körfez ülkeleri açısından da, hatta Türkiye açısından da kabul edilemez bir noktaya gelmişti. İran devrim muhafızları, bununla birlikte hareket eden Hizbullah ve Şii milisler yaklaşık 60 bin kişilik bir güçten bahsediyorduk. Şimdi perde arkasında yapılan pazarlıklarda belki harekatın görece kapsamının düşük tutulmasında Rusya ile yapılan görüşmeler ve Rusya'dan İran'ın nüfus alanının belki de daraltılacağı, Şii milislerin ülkeden gönderileceğine yönelik çeşitli sözler alınmış olabilir. Buna yönelik bazı spekülatif haberler de ortaya çıktı. Tabii karşımızda rejimin doğrudan vurulduğu, bazı önemli hava üslerinin de hedef alındığı ama kapsamlı olmayan bir askeri harekat var. Peki buna Rusya, rejim ve İran nasıl yanıt verebilir? Bence önemli sorulardan bir tanesi de bu. Doğrudan Rusya'nın Amerika'ya karşı bir angajman geliştirmediğini, savunma sistemlerini, hava savunma sistemlerini aktifleştirmediğini gördük bu bir defa. Kendi müttefiği olan rejimin vurulmasına göz yummak durumunda kaldı. İki, daha önce İsrail işte burada T4 olarak isimlendirilen Tedmur'un hemen güneyindeki havalimanını İran'ın hedef şurayı almıştı. Hemen göstereyim. Kesinlikle İran burayı drone üssü olarak kullanıyordu. Yine İsrail'in zaman zaman ülkedeki bazı Hizbullah ait bazı askeri noktaları bombaladığını biliyoruz. Evet. Bunun ötesinde ise şu anda asıl rejim ve onun müttefikleriyle ABD ve PKK arasında Deir-i-Zor'da yaşanan bir çatışma dinamiği var. Daha önce de rejim güçleri burada Fırat'ın doğusuna geçerek bölgedeki özellikle enerji kaynaklarını PKK'nın elinden almaya çalışmıştı. Burada sahada Rus paralı askerler, Wagner şirketine bağlı güçlerin de olduğunu biliyorduk. Ama Amerika burada çok yoğun bir hava bombardımanı yaptı ve yüzlerce kayıp veren rejim ve Rus unsurlar geri çekilmek durumunda kaldı. Şimdi sahadan gelen haberler Rusya'nın Fırat'ın üzerinde yeni köprüler oluşturduğu ve rejim güçlerinin tekrardan buraya doğru yükleneceği yönünde. Dolayısıyla rejim ve belki İran, Rusya bu anlamda Deir-i-Zor hattında PKK'yı sıkıştırmaya başlayabilir. Böyle bir yanıt verebilir. Ama bunun ötesinde büyük fotoğrafa baktığımızda tabii rejimin doğrudan bir darbe aldığı, rejimin elinin zayıfladığını görüyoruz. Çünkü şu bir defa uluslararası kamuoyunca artık kabul edildi. Rejim bir kez daha kendi halkını kimyasal silahla öldürdü, tescillenmiş oldu. Bunun karşılığında uluslararası ABD'den oluşturduğu bir koalisyon tarafından doğrudan hedef alındı. Evet. Bu özellikle Esed'in şahsında ve Baas rejiminin meşruiyetinin uluslararası kamuoyundan gittikçe aşınması anlamına geliyordu. Türkiye'de aslında bu durumun memnuniyetle karşılandı. Bir şekilde rejimin yaptığı bu insanlık suçlarının doğrudan yanıt görmesi gerektiği, cezalandırması gerektiği konusunda Türkiye zaten pozisyon almıştı. Evet. Bu harekatı da olumlu gördüğünü açıkladı. Ama Türkiye'de tabii şunu istemiyor. Olası bir Amerika ile Batı ülkelerle Rusya arasında bir gerginliğin artması ve bunun bir çatışmaya dönüşmesini elbette istemiyor. Türkiye artık Suriye'de savaşın bir şekilde bitmesini istiyor. Bunun için hem Astana sürecinin hem Cenevre sürecinin paralel şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyordu. Ama Esed rejimli bir çözümü de makul görmüyordu. Kendi halkını katletmiş, 600 binden fazla insanın ölümüne neden olmuş, ülkeyi bu noktaya getirmiş bir rejimin ülkeye barış getirme ihtimalini de görmediği için Esed'in içerisinde olmadığı ama Suriye'deki tüm etnik mezhebi ve diğer aktörleri barındıracak şekilde bir iktidar oluşması konusunda adım atmaya çalışıyordu. Şimdi evet. Rejimin hedef alınmasından sonra Türkiye'nin bu pozisyonun daha da güçlendiğini öngörebiliriz. İkinci mesele ise Rusya ile Amerika arasında yaşanan gerginliği Türkiye yeni bir manevra alanı açmış olacak. İki tarafında Türkiye olan ihtiyacın daha fazla artacağını ve Türkiye'nin daha anlamlı bir aktör olmaya başladığını görüyoruz. İşte Amerika ile Rusya arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta arabulucu rol oynaması. Evet. Bunun en önemli işaretlerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Bir yandan da